Merhaba dostlarım, ben Mirza. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bu videomda refleks nasıl atılır? Nasıl sağlam eğimimiz olur? Arkanızdaki düşmanla nasıl baş edersiniz? Daha önceden hiç görmediğiniz antrenman videosuyla karşınızdayım. Emin olun bu video oyunculuğunuza oyunculuk katacak. Kendi parmaklarınıza sahip çıkamayacaksınız bir müddet sonra. Bildiğiniz doğru bilinen yanlışları göstereceğim dostlarım. Oyunculuğuna level atlatmak isteyen arkasına yaslansın ve izlesin. Şimdi başlıyoruz. Bu arada hoşunuza giderse abone olup beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Dostlarım, eğimimizi geliştirmek istiyorsak ve bir düşmandan diğer düşmana hızlı bir şekilde geçmek istiyorsanız ne yapmanız gerek biliyor musunuz? Çoğunuz gelip burada böyle antrenman yapıyor. Bu şekilde hizalıyor ve geçiyor. Bu sizin odaklanmanızı sağlamaz. Odaklanmanızı sağlamanız için ve karşı düşmandan diğer düşmana geçmeniz için bu şekilde dürbüne basıp ateş edip dürbünden çekip tekrar aynı işlemi uygulayın. Bu birden fazla düşman geldiğinde diğer düşmana daha kolay odaklanmanızı sağlar. Örneğini birazdan klasik maçta göstereceğim. Şimdi izleyin. Dostlarım, ne kadar da hızlı odaklanıyoruz, gördünüz mü? Şimdi tekrardan yapalım mı? Şimdi dürbüne bas, ateş et, çek. 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 Vallahi size bir şey diyeyim mi dostlarım? Bunu yaparsanız gerçekten diğer adama daha kolay odaklanıyorsunuz. Şimdi bunun bir üst versiyonunu yapacağız. Şimdi hazır mısınız dostlarım? Dostlarım, şimdi ikinci antrenmanımıza geçtik. Buraya geldikten sonra tekrardan ilk adama sol dikizi açıyoruz. Üçüncü adama tekrardan sağ dikizle odaklanıyoruz. Daha sonra sıralama böyle yani. Anladınız mı dostlarım? Şimdi biz bunların içinden geçelim. Bu biraz daha zorlaştı, farkındasınız değil mi? Ama bunun neden yaptığımızı şimdiki klasik maçta göstereceğim. Önümüzde adam var. Hepsine odaklanmamız lazım. Gördüğünüz gibi dürbünü aç, kapat, sık. Bu denli önemli işte. Arkamda düşman var. Odaklanamıyorum. Arkamı dönmeden bile beni bitiriyor. Ne yapacağım? Bittim, öldüm ben diyorsanız. Şimdi en çok yaptığınız hatalardan birisi bu şekilde eğim geliştirmek. Arkanıza dönük refleks atmanız, ama bu böyle olmaz. Bu şekilde dürbünü açıp kapatıp tekrardan odaklanmanız lazım. Şimdi klasik maçta insan dışı refleks nasıl atılır, aynı bu şekilde göstereceğim. Ya gördünüz mü dostlarım, yamyam gibi refleks atıyorsun, adam şok geçiriyor. Bunların hepsinin kanıtlarıyla gösteriyorum. Bir like'ınızı alırım. Benim genel ayarlarımı yapıp 4 parmak ayarımla oynayabilirsiniz. Bu antrenmanlar sayesinde kolayca alışacaksınız. Bundan emin olun. Bütün ayarlarımı video sonunda göstereceğim. Şimdi tekrardan antrenmanımıza geçelim. Bu biraz daha üst versiyonu. İlk başta buraya sıkıp, arkamıza dönüp buraya sıkıp daha sonra bu adamların kafasını patlatalım mı? Hadi şimdi izleyelim. Öndekine sık. Şimdi arkana dön. Bas spreye. Birinci odaklan. İkinci odaklan. Üçüncü odaklan. Bas. Oh var ya, bir enerji gitti, bir enerji gitti. Kendime geldim, şöyle hırsımı atınca var ya, çok güzel sarıyor ya. Oyuna girmeden bu antrenmanı deneyin. Şimdi şu adamları buraya koyalım. Biraz daha zorlaştıralım. Ne diyorsunuz? Arabayla gelin, bunları kafanıza göre yerleştirin dostlarım. Şimdi antrenmanımıza geçeceğiz. Çapraz ateşle odaklanalım dostlarım. Bunun kafasını patlattıktan sonra ikinci o. Daha sonra diğerleri. Bunun gibi. Hepsini kafasını çapraz olarak patlatıyoruz. Bunu unutmayın dostlarım. Bu ayrı bir evre. Şimdi daha zorlaştıralım mı bunu? Şu adamı şuraya alalım. Buna bir sniperla çakacağız şimdi kafasına. Biraz uzakta dursun, bunun kafa patlayacak. Şimdi şunu da bir ortaya alalım. Daha sonra
çok güzel aklımda antrenmanlar var. Dostlarım, öncelikle ilk bu adama vuruyoruz. Daha sonra bu arkadakine. Daha sonra öndekine. Sırasıyla değil, biz daha zor olanı yaparız. Buna da AVM ile bir çakıyoruz. Kafasını patlatıyoruz. Şimdi kendimize gelelim. Ağır çekimi bırakalım. Artık başlıyoruz. Sol, sağ, orta. AVM ile kafasını patlat. Yaparsanız zaten hiç mermi kesmeden adamların kafasını patlatırsanız kendinize mukayyet olamayacaksınız. O parmaklarınız kendiliğinden hareket edecek artık dostlarım. Size söz veriyorum. Arabayla hiçbir şey olmamış gibi yolunda gidiyorsun. Ve arkanda adamlar mı var? Dön arkanı, bas spreyi. Birinci odaklan, ikinci odaklan, üçüncü odaklan. Şimdi uzaktakini AVM ile patlat. Patlat diye diye boğazım patladı resmen dostlarım. Ama yapacak bir şey yok. Bu antrenman yapılacak. Gireceksiniz ve alışacaksınız. İki parmak oynuyorsanız kesinlikle vazgeçin. Üç parmak oynuyorsanız belki oynayın. Ama dört parmağı kesin geçin dostlarım. Çünkü gerçekten çok seri oynuyorsunuz ya. Ya iki parmak oynayanlar gerçekten çok üzülüyorum. Şu iki parmağı bırakın dostlarım ya. Bir adam odaklanamazken biz 4 adama birden odaklanıyoruz 4 parmakla. 3 parmak da yine iyi ama 4 parmağa göre biraz geride bence. Ama 4 parmak oynayın dostlarım. Siz yaparsınız, siz başarırsınız, inanıyorum. Şimdi diğer antrenmanımıza geçelim. Dostlarım, şimdi eve geçtik. Altımızda adamlar var. Hiçbir şeyden habersizler. Geriye dönüyoruz. Eğil kalk, eğil kalk, eğil kalk. Hepsinin kafasını daha sonra patlatıyoruz. Uzaktakini de patlatıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Adamlara şok geçirtiyoruz. Ama bu şekilde zaten milyonda bir böyle bir ihtimalle karşılaşmanız, ama gerçekten eğil kalkınız falan gelişiyor. Şimdi iki adamın ortasına geçtik ve refleks atmamızı daha çok geliştirmemiz lazım. Bunları yapın. Tabii ki bunları yapmanızdaki en önemli etkenlerden birisi hassasiyet, kontrol ve genel ayarlardır. Tüm ayarlarımı sizlere vereceğim. Bu genel ayarlarım dostlarım. Şimdi bunları sırasıyla yapın. Daha sonra antrenmana geçin. Dediğim gibi her şeyi yapacaksınız, inanıyorum. Ama kusursuz bir şekilde yapana kadar devam edin. Daha sonra zaten sizin KD'niz 5'ten aşağı düşmez. Bunları yaparsanız emin olun dostlarım, teke tek kaldığınızda canavar gibi oynayacaksınız. Eğim geliştirmek bu kadar kolay ama süreklilik ister. Bazen benim de elim soğuyor 2-3 gün girmeyince. Buraya geçince direkt 2-3 günlük kaybettiğim donanımı tekrardan kazanıyorum. Antrenmana geçiyorum. Daha sonra klasik maçta yargı dağıtmaya devam. Şanssız ölebilirsiniz klasik maçta. Yapacak hiçbir şey yok. O bende de oluyor. Bazen arkamdan vuruyorlar. Ne yapıyorlar? Hiç sesini almıyorum. Onlar olur yani. Ama siz kendinizi geliştirin. Birebir de ya da takım temizlemede önceden verdiğim taktikleri de yapın. Bu zaten adamlarla başa baş kaldığınızda ya da böyle takımı temizlemekte eğim geliştirme tarzında bir videoydu. Dostlarım, sizleri seviyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tüm ayarlarımı verdim. Umarım beğenirsiniz. Yorum yaparsınız ve abone olursunuz. Emeklerimin karşılığı olarak bunları sizden istiyorum. Sizlere çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.